AK Partisi ile AKP arasında yaşanan bir kriz var aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sertleşen söylemleri sonrasında Yeniden Refah Partisi dün akşam Sözcü Televizyonu'nda Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'e konuştu. Çok önemli açıklamaları vardı. Vicdanım dedi zaman zaman desteklediğim için Doğan Aydal önemli bir isim Yeniden Refah Partisi'nde. Yani ittifakta bir kırılma, ilçeler verildi, verilmedi tartışmaları devam ederken bir sıcak gelişme daha var. 22 Mart'ta Yeniden Refah Partisi Elazığ'da bir miting düzenlemek istiyor. Ee, başvuru yapılıyor il başkanlığına. Fatih Erbakan katılacak o mitinge. Ama izin çıkmıyor. Cumhuriyet meydanı isteniyor. Ama aynı yerde 6 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a izin veriliyor. Dolayısıyla miting izni çıkmamasını aslında bu krizin bir öncüsü olarak değerlendiriyor Yeniden Refah Partisi de. Nedir yorumun? Çünkü bir yandan baktığımızda da Yeniden Refah Partisi'nin mitinglerine gittikçe kalabalığın arttığını da görüyoruz. Eler Artıyor şey. tabii. <laughs> Yeniden Refah Partisi e, yani bu engellemelerle e, sürekli karşılaşıyor. Aslında kendi mecrası ve kamuoyu olmadığı için bu engellemeleri de aktaramıyor yani. Geçenlerde Serdivan'da e, Pankart asmak istediler. Geçen yıl aynı yere asabildikleri pankartı bu yıl asamadılar. AK Parti e, il seçim kuruluna başvurarak bunu engelledi. Sadece e, bu türden işte seçim dönemindeki bildik engellemeler yok. Aynı zamanda onlara dair siyasi ve hukuki yaptırımlar var. Örneğin hepimizin bildiği üzere Adnan Hocacılık meselesini e, tekrar ısıttılar. 14 Mayıs'tan önce yine aynı evraklar, belgeler yani neyse onlar ellerindeyken başvurmadıkları bu yönteme şimdi e, yeniden Refah Partisi ayrı aday çıkarma kararını alınca başvurdular. Ve birdenbire e, Fatih Erbakan'ı neredeyse Adnan Hoca'nın ekibinin iki numarası ilan edecekler. Ve tam da ittifak kararı açıklandıktan hemen sonra e, iktidara güdümlü ve angaja bir parti e, gidip e, Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. O bitti derken Ardından FETÖ suçlaması geldi ee, ve partiden istifa eden e, genel, genel Sekreter Suat Pamukçu ayrılır ayrılmaz yeni şafağı verdiği demekte e, Fatih Erbakan'ın etrafını FETÖ'cülerin sardığını iddia etti. Ben Fatih Erbakan'a sordum. İstifadan önce hiç böyle bir şikayetinin ve e, itirazının olmadığını, kendilerine hiç böyle bir şey söylemediğini anlatıyorlar. Duyuyoruz ki e, Fatih, e, Suat Pamukçu'nun oğlu Meğersem bir kamu kurumunda Genel Müdür Yardımcısı, bir diğeri ise Bekir Bozdağ'ın danışmanıymış. Ee, sadece bu değil. Aynı zamanda e, Suat, e, Suat Kılıç üzerinden de bir FETÖ ithamı sürekli ısıtılıyor. Ya Suat Kılıç FETÖ'cü ise niye bakan yaptınız? Uzun zaman sizin bakanınızdı. Tabii. Neden o günden bugün hakkında işlem yapmadınız? Bugün aslında Suat Kılıç Yeniden Refah Partisi içerisinde e, ittifakı en sıcak bakan isimlerdendi. O kadar ki biz bir daha İmamoğlu İstanbul almasın istiyoruz demişti. Şimdi Suat Pamuk üzerinden Yeniden Refah Partisi'ne bir FETÖ'cülük ithamı bindirilmek ve giydirilmek isteniyor. E tabi bu arada e, Yeniden Refah Partisi üzerinde dini, siyasi, duygusal baskılar da uygulanıyor. Yani e, bu ana kadar yeni de, e, Erdoğan Yeniden Refah Partisi ile ilgili özenli bir dil kurmaya çalıştı. Ama ne zaman ki Yeniden Refah Partisi güçlü bir seçenek olarak karşısına çıktı, önce Malatya'da sonra Şanlıurfa'da Erdoğan kestirip attı. Önce Malatya'da çünkü Malatya'daki adayları %17 civarında oy alıyor. Ve bu nedenle orada bir bağımsız aday da var. Bu nedenle CHP ile AK Parti arasındaki makas tarihte ilk kez birbirine yakınlaştı. Yani 5 puanın altına düştü. Şimdi böyle olunca Cumhurbaşkanı gitti Malatya'da işte AK Parti'nin ve kendisinin gölgesinde kalıp kendilerini kaybettirmeye çalışanlardan söz etti. Yeniden refahı ima ederek. Bitmedi bu bir siyasi şantaj dedi. Ardından zübük suçlamasında bulundu. Ondan 4 gün sonra Urfa'ya gitti Sayın Cumhurbaşkanı. Urfa'da aynı söylemini devam ettirdi ve kendisine kaybettiren CHP'ye kazandıranlardan söz etti. Niçin Urfa? Çünkü Urfa'da Kasım Gülpınar AK Partiden yeniden refaha geçti ve şu an başa o Kasım Gülpınar aynı zamanda AK Parti'nden güçlü rakibi ve demin Urfa'yı kazanma ihtimali de belirdi. <laughs> Bu bitmedi. Ardından Efkan Hala Bursa'da yaptığı açıklamada yeniden Refah Partisi'nin artık Cumhur İttifakı'nda olmadığını söyledi. Ve yeniden Refah verilen her oy CHP'ye gidiyor dedi. Ve yeniden Refah CHP'yi e, CHP'ye kazandırmaya çalışıyor dedi. Bunu Bursa'da söylemesinin bir anlamı var. Çünkü eski AK Parti Bursa İl Başkanı şu an yeniden refahın adayı ve orada %5 üzerinde oy alabiliyor. AK Parti'nin güçlü olduğu Kestel, Efendim Orhan Gazi ve İnegöl gibi ilçelerde %10'un üzerine oy çık çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu aynı zamanda şu an Bursa'da Mustafa Bozbey, CHP adayı Mustafa Bozbey'in seçimi kazanacağından söz ediliyor. Dolayısıyla AK Parti hem İstanbul'da hem Bursa, Urfa, Malatya'da hem Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi'ne kendisinden giden oylar nedeniyle kale diyebildiği yerleri kaybedebileceğinden kaygılanıyor. Bu kaybın önüne geçebilmek için önce diyalog kurmaya çalıştı, pazarlık masası kurdu. İşte Yeniden Refah Partisi'ne belediye meclis üyeleri vererek sorunu örtmeye çalıştı baş edemedi. Başta tehlikenin bu kadar büyüyebileceğini öngörseydi il ilçe de verebilirdi. Ancak o dönem kapandığı için verecek il ilçesi kalmadı. Kalmay, hani yeniden Refah Partisi'nin olduğundan hafif gördüler olduğundan güçsüz gördüler. Ya bunlar ne yapabilir ki diye düşündüler. Zaten YPT'de bize ittifakı, <laughs> ittifakla gelmediler. Evet, Masa için oturmadılar masaya evet, dediler. Sonra bu tehlikenin gitgide kar topu gibi büyüdüğünü anlayınca bu kez dediler ki yani size belediye meclisi verelim, verelim. Onlar zaten biz bunu alabiliriz diye düşünüyorlar. Şimdi bu olmayınca hukuki, siyasi ve duygusal yaptırımlar başladı. Şimdi dediler ki biz sizi Cumhur İttifakı'ndan attık. Yeni de Refah Partisi geri adım atmıyor. E siz bizi atıyorsanız biz de dışındayız madem demeye başladılar. Şimdi Cumhurbaşkanı duygusal söylemi de büyüttü. Yani işte bu benim son seferim. Bu benim son Cumhurbaşkanlığım. Hani yasal olarak son Cumhurbaşkanlığım elbet. Onu kastediyor. Ben artık bu engellemelerin de devam edeceği kanaatindeyim. Yeni de Refah Partisi ile ilgili... Seçim döneminde miting yasaklamalarından tut da bazı adaylara fiziksel şiddete varıncaya kadar türlü engellemeler olabilir. Nitekim geçen günlerde İstanbul'da Mehmet Altınöz'ün herhalde bir seçim ofisine silahlı saldırı meydana geldi. Bu 14 Mayıs'tan önce düşünülebilir miydi? Tabii. Düşünülemezdi. Şimdi artık AK Partililer kendi kayıplarından, bu İstanbul'da olabilir, Bursa'da, Urfa'da. Kendi kayıplarından sorumlu gördük. Aslında biz benzerleri İyi Parti il Binası'nı <laughs> İstanbul'da gördük. CHP evet. ilçelere saldırıları, o silahlı saldırıları evet. 14 Mayıs'tan önce görmüştük. Şimdi ortağa yönelmiş. Ee, kendi kaybından sorumlu tuttukları Yeniden Refah Partililere e, AK Parti tabanından kimileri bu türden tacizlerde bulunacaklar. Evet. Bu türden saldırılarda bulunacaklar. İş hukuki yaptırıma kadar da varabilir. E, fakat bunun sonunda Yeniden Refah Partisi Seçime kadar dişini sıkabilir ve dirayetli davranabilirse öyle görünüyor. bundan yani yüzde %5'i geçmiş ve 2028 seçimlerinde iddialı bir parti olarak çıkabilir. Peki. Bir Ankara'ya dönelim. Posta yazarı Murat Çelik'e soralım. O çok basit adamlar geliyor diyorlar ki işte biz Mardinliyiz, Adıyamanlıyız, Erzogutluyuz, Tokatlıyız falan sandıklarda 3300 oyumuz var. E işte bunun 3000'ini biz size verebiliriz karşılığında işte şu vaat var. Zaten bakıyorsunuz o 3000 oy gelmiş mi gelmemiş mi orada pusulada görebiliyorsunuz. O nedenle son dakika her şey mümkün ama yeniden Refah'ın şu an kararı 2028 muhalefetine kimle yürüyeceği. İsmail bu yani. AK yorumun önemli. AK Murat, şey, Murat Çelik'e de soracağım birazdan aynı soruyu. AK Parti'nin burada yaptığı şöyle bir hesap hatası var. Yani yeniden Refah var şu saatte evet biz İstanbul'da adayımızı geri çektik. da var ama onu desteklemiyoruz. Dese dahi e, ee, yeni de Refah Partisi'nden Ref, de Refah Partisi'nin alacağı tüm oyu AK Parti'ye taşıyamaz. Zaten AK Parti benim gördüğüm, özür dilerim, yeni de Refah Partisi benim gördüğüm kadarıyla anketlerde yüzde iki ila üç bandında seyrediyor. Normalde diğer bölgelerde aldığı oyun altında bir oya sahip İstanbul'da. Büyükşehir oyun, için söylüyorsun. Büyükşehir için söylüyorum. Ama ilçe bazında çok değişiyor. Evet. evet. Büyükşehir'de ilçelerde aldığı o büyükşehirde aldığı oy neden ilçelerin altında? Mesela CHP'de tersi var. CHP'de Ekrem İmamoğlu diğer bütün ilçe adaylarının üzerinde oy alıyor. Bazılarından 5, bazılarından 10. Yeniden Refah'ta ise tam tersi. İlçelerde Yeniden Refah Partisi adaylarının oyları Büyükşehir adaylarının daha önünde görünüyor. Bunun sebebi şu. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den aldığı yaygın bir oy tabanı var. Ve bu oy, ve bu seçmen kitlesi e, büyük şehirde kendiliğinden Murat Kurum'a oy verme eğilimi gösteriyor. Bunun sebebi ne olabilir? E şu olabilir. Mesela tarikat ve cemaat çevreleri Cumhurbaşkanlığında Erdoğan parlamentoda yeniden refah oy vermişlerdi. Ee, bunun bu kaygısı olsun, Erdoğan'ın hatırı olsun, şu olsun, bu olsun. Bu seçimde de İstanbul'un AK Parti'nin elinde kalması için bu kez ilçede yeniden refah, büyük yeni, özür dilerim. Evet, ilçede yeniden refah, Büyükşehir'de AK Parti oy vereceklerdir. Kalan hiç bence bana sorarsan büyük ölçüde Ak Parti'ye hiçbir şart altında oy vermeyecek yeniden refah seçmeni. Araştırmalarda da şu görülüyor. Ee, örneğin Metropol yanılmıyorsam, e, yeniden refah partisinin seçmeninin 35'i Murat Kurum'a oy verebilirim diyor. Geri kalan seçmen bu CHP oy verim anlamına gelmiyor. Mutlaka CHP oy veren yeniden refahçı sayısı Murat Kurum'unkinden azdır. Fakat bu Yeniden Refah Partisi adayı göstermediğinde otomatik AK Parti'ye yöneliceği anlamına gelmiyor. Muhtemelen sandığa gitmeyecektir. Ya da tarafsız kalacaktır. Oy kullanmayacaktır. Ama yine de 3'te 2 oranında Murat Kurum'a gene oy vermeyecektir. AK Parti olmazları zorluyor. Yine şunu söyleyeyim. Yeniden Refah Partililer bu hatayı AK Parti sürekli yapıyor. AK Parti 14-28 Mayıs'taki aritmetiğe bakarak 31 Mart'ı planlıyor. Aritmetik her zaman doğru sonucu vermez. Eğer zaten vermiş olsaydı, aritmetik verileriyle siz kazanacak olsaydınız, zaten yeniden refah varsa ihtiyaç olmadan kazanırdınız. Çünkü 14 Mayıs verilerine baktığımızda AK Parti'nin kendisi e, CHP'nin 8 puan önünde. Buna da 6 puan e, şeyi ekliyoruz MHP'yi. MHP. Ediyor 14 puan. Zaten yeniden refaha ihtiyacınız yok ki sizin. Zaten kazanmış olmalısınız. Aritmetik genel seçimin aritmetiği, yerel seçime uyarlanansaydı siz şu an değil seçim çalışması yapmak, değil kaybederiz korkusuyla ayağınızın titremesi, şimdiden kutlamaları kabul ediyor olurdunuz. O nedenle ben yeniden refaha da katarsak kazanırız inancını tuhaf görüyorum. Hayır, yeni olmayabilir. Yeni olmayabilir. Çünkü e, İmamoğlu e, CHP'nin aritmetiğine göre oy almıyor. E, İmamoğlu AK Parti'ye de oy veren, MHP'ye de oy veren, İYİ Parti'ye de oy veren, DEM Parti'ye de oy veren geniş bir seçmen tabanından oy alıyor. CHP'nin aldığı oyun 28, en az yarısını 14 e, diğer seçmen gruplarından alıyor. Şu an şöyle bir soru sorayım ve cevap verelim. Türkiye'de siyasi, İstanbul seçimlerinde siyasette merkezini kim temsil ediyor? Yani sağ değil sol değil. Merkezi kim temsil ediyor? Merkez İmamoğlu temsil ediyor. Ne yaparız mı yap öyle. Murat Kurum mu İmamoğlu siya yani siyasetin merkezinde İmamoğlu mu var, Murat Kurum mu var diye sorsanız ne cevap verirsiniz? İmamoğlu var. Ankara için soralım. Ankara'da siyasetin merkezinde ki ikisi de ülkücü. Turgut Altunak mı var, e Mansur Yavaş mı var diye sorsak Mansur Yavaş var. Ki İmamoğlu Dem Parti seçmenin oylarını daha yüksek alma kapasitesiyle beraber siyasetin merkezini temsil ediyor. Bu durumu değiştirmediğiniz sürece, adayınız merkeze yerleşmediği sürece daha muhafazakar. En muhafazakar oyları alarak İstanbul'daki dengeyi değiştiremezsiniz. Çünkü artık AK Parti'nin İstanbul'u değil bu İstanbul. İstanbul artık Ankara hala milliyetçi bir şehir. Ama İstanbul muhafazakar bir şehir değil. Muhafazakarların da güçlü olduğu bir şehir. Ama sadece o değil. Sadece Efendim bak bugün bile geç İstanbul'u geçtim orayı. Üsküdar'daki otoriten sarsılıyor. Fatih'teki otoriter risk altında. Eyüp Sultan'daki otoriten risk altında. Buradaki insanlar birdenbire dini hayattan uzaklaşmış değiller ki. Hayır. Bu insan buradaki bu ilçelerdeki sosyoloji değişti. Genç kuşaklar geldiler. Eskisi kadar Sultanbeyli ile Kadıköy arasındaki makas kalmadı. O da dönüştü yani. O, o süre hem süre bakımından hem kilometre bakımından hem yaşam tarzı bakımından yakınlaştı birbirine. Yani şimdi mesela AK Parti eskiden Kartalı Maltepe'yi kale belliyordu. Şimdi alamıyor. Niçin? Ya bunların hepsi birdenbire bir sabah uyanıp solcu olmadı ki. Ya buralarda kentsel dönüşümle beraber yapı değişti, sosyolojik yapı değişti, gelir dağılımı değişti. İstanbul'da öyle oldu. Efendim yeniden Refah da gelsin, Hüdapar da gelsin o da... Ya hepsi de gelse denge değişmez. Çünkü İstanbul'da siyasetin merkezinde İmamoğlu diye bir realite var. Ve bu toplumun her kesiminden oy alıyor. Ya mesela sokak röportajlarını ben izliyorum düzenli. Eskiden kestirirdim. Derdim ki ya kılık yani indirgemecilik biraz abes ama böyle maalesef. Kılık kıyafetine, yaklaşımına, konuşma tarzına, bazı kullandığı kelimelere bakarak seçmeni tahmin edersin değil mi? Tahmin edemiyorsun artık Nevzat. Yani şöyle tahmin edebiliyorsun. Çarşaflı bir teyzemiz gelmiştir. Ya orada İmamoğlu diyorsun diyorsun ki bu kadar da sürpriz herhalde artık yani bu kadar da. Yani o belki olabilir yani ya da ne bileyim iyice cübbe giyinmiş, takke giyinmiş bir hacı abi geliyor. Tamam hacı abi normal diyorsun yani ne olabilirdi ki diyorsun. Fakat bunun dışındaki Türk milletinin makul çoğunluğunun makul çoğunluğu İstanbul'da AK Parti kadar CHP'ye de İmamoğlu'na da belki daha çok İmamoğlu'da oy veriyor. İlk e bir sürpriz olur mu? Yeni de adayını zannetmiyorum, yani. Zannetmiyorum, zannetmiyorum. Çünkü bu saatten İsmail, sonra… İsmail, Bahtiyar Bakan o cümleyi sende kullanmamış hangisi? olsaydı, yani şey, Urfa'yı ve İstanbul şeyini, bak o hiç dillendirilmiyordu. Şimdi tabii sen orada yorumlamakta haklısın. Evet. Şöyle, yani o orada şu kozu açıyor, diyor ki… işte sen o ki, o ki İstanbul'da ben sana kaybettiriyorum. Urfa'da da sen bana kaybettiriyorsun. İstanbul'da CHP alıyorsa Urfa'da dem alacak. Sen o zaman Urfa'yı bana o bırak ben İstanbul'u düşüneyim. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu AK Parti'nin yani pazarlık ediyor gibi görünmekle beraber AK Parti'nin Urfa'da çekilmeyeceğine emin olduğu için söylüyor diye düşünüyorum. Peki Murat Çelik